insan yaşamını öncelemeyen vahşi kapitalist büyüme ve kar etme hırsı oldukça iş cinayetleri bitmeyecektir. Bakınız, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 2017 yılındaki raporlarına göre Ocak ayında en az 161, Şubat'ta 133, Mart ayında 152, Nisan'da 151, Mayıs'ta 147, Haziran'da 170, Temmuz ayında 207, Ağustos'ta 217, Eylül ayında 147 işçi yaşamını yitirdi. Ve 1 Ekim'den bu yana bugün Tüpraş'ta ölen 4 işçiyle birlikte hayatını kaybeden işçi sayısı 11 oldu. Toplamda bu yıl bugüne kadar en az 1496 işçi yaşamını yitirdi. Hatırlanacağı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 13 Mayıs'ta Hedef Sıfır kaza sloganıyla bir iş güvenliği kampanyası başlatmıştı. 4 aylık kampanya, belki birçoğunuz fark etmediniz, 12 Eylül'de bitti. Ve Hedef Sıfır kaza kampanyasının yürütüldüğü bu 4 ay yürütüldüğü 4 ayda toplam 753 işçi yaşamını yitirdi. Öncelikli hedefi inşaat olan kampanya sürecinde ölen inşaat işçisi sayısı da 167'dir. Her ne kadar bakanlık güvenilir bir istatistiğe sahip olduğunu söylese de bir açıklama yapılmadığı için resmi sayıyı hala bilmiyoruz. Ve Hedef Sıfır kaza kampanyası sürecinde ne tür denetimler yapılmıştır, ne gibi sonuçlar elde edilmiştir, bakanlığın bu kampanyayı sürdürme niyeti var mıdır, bunu da bilmiyoruz. Öte yandan eğer biz sosyal bir devlet isek, bir hukuk devleti olduğumuz iddiasındaysak, temel siyasetimiz işçiyi koruma yönünde olmalıdır. Oysa bugünkü uygulamalara baktığımızda işçiyi korumama üzerine bir siyaset inşa edilmiş durumda. Bugünkü iktidar anlayışı patron ve sermaye odaklıdır. Maalesef her geçen gün taşeronlaşan ve kendi ülkesinde patronların kölesi haline getiren işçiler için bu iktidarın insani ve hukuki bir çözüm niyeti yoktur. Kayıt dışı, güvencesiz ve esnek çalışma, taşeronlaşma, asgari ücrete mecbur kılma, sendikalaşmaya ket vurma ve kiralık işçilik bu iktidarın işçilere dayattığı gerçek sorundur. Bunları çözmedikçe işçi dostu bir iktidar olarak anılmayacaksınız ve işçi dostu bir iktidar da olamayacaksınız. Arkadaşlar, iş konusu açılmışken bugün Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Komisyonu üyeleriyle birlikte işimi geri istiyorum diyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili Nuriye Gülmen'in sağlık durumu hakkında bilgi alabilmek için yani siyaset dışı bir sağlık, insani bir çabayla hastaneye gittik. Fakat Adalet Bakanlığı'ndan iznimiz çıkmadığı için Nuriye Gülmen'le görüşme fırsatımız olmadı. Ancak oradaki doktorlarıyla görüşme fırsatımız oldu. Buradan bu meclis kürsüsünden tekrar son kez, eğer bir daha söz gelir mi bu konuda bana, bilemiyorum. Çünkü bugün çok ölümcül, kritik bir noktaya gelindi. Nöropati dediğimiz bulguları başladı. Gerekli yetkililere, ilgili kurumlara da ilettik. Arkadaşlar, bu konu çok insani ve vicdani bir konu. Bu konu ayrıca sizin iktidarınızı ve ülkemizde gelecekte çok zora düşürecek bir konu. Bu konuda bu tür yanaşmaya gerek yok. Bir an önce insani olarak bir şeyler yapın. Bir hekim olarak sizden rica ediyorum. Çünkü bir daha onlar için uyarı yapacağımız bir zaman kalmamış olabilir. Teşekkür ediyorum.